Allah Allah! Ya kardeşim, siz beni niye anlamıyorsunuz? He? Bakın hanımefendi bayan. Ya kardeşim, ben burada size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Niye anlamıyorsunuz ya? Bakın kardeşim, günde 100 kere çalan telefonuma şimdi ödemeli bile gelmiyor ya. Hayır gelse onu bile kabul edeceğim ha. O derece yani. Yani belli ki bir sorun var kardeşim. Halledin şunu. Ne? Operatörde sorun yok mu? Ulan sayın bayan hanımefendi. Ya güzel kardeşim, o zaman telefonum niye çalmıyor? He? Alo? Alo? Hayvan, yüzüme kapattı. Abi hayırdır, ne oldu ya? Ya ne olacak kardeşim? Boş boş konuşuyorlar. Hayır, benim anlamadığım, böyle boş konuşanları niye işe alıyorlar? Ben onu anlamış değilim. Neymiş efendim? Sizi kimse aramıyorsa biz ne yapalımmış? Aklım almıyor kardeşim. Telefon niye çalmıyor ya? Abi istersen bir de ben arayayım. Doğru söylüyorlar Bülent abi. Telefonun çalıyor işte, bak sorun yokmuş. La oğlum, niye kimse beni aramıyor o zaman he? Araba fiyatları arttı diye onca araba alıp stok yaptım ben. Ne yapacağım oğlum ben bu kadar arabayı? Ya sıkma canını Bülent abi. Elbet satarsın, merak etme. He, ben sanki satamam dedim. Tabii satarım oğlum. Ama yüksek fiyata satamadıktan sonra ben ne anladım bu işten yani? Ya Bülent abi sıkma canını. Elbet bulunur bir çaresi, Allah büyüktür. Ya kardeşim tamam anladık. Allah büyük de bil o küçüğü. Ne yapacağım oğlum ben şimdi? Allah Allah. Ula sen şimdi çare demişken acaba yalan bir haber mi çıkarsak lan? He? Ne dersin? Nasıl yani? Yalan haber derken abi? Ya kardeşim hani işte korona tekrar yükseldi ve millet arabalara hücum etti gibi bir şey yani. Ya abi o değil de koronayla arabanın ne alakası var? Ben onu anlamadım. Nasıl ne alakası var oğlum? He? Nasıl ne alakası var? Bu korona çıktı diye araba fiyatları patlamadı mı? He? Patladı. Evet abi. Onun da etkisi oldu tabii ki. E tamam işte. Gördün mü oğlum? Düşünsene biraz. Korona tekrar patladı. Millet çareyi araba almakta buldu diye bir haber çıkardık mı piyasayı hoplatırız yemin ediyorum. Bütün arabaları satarım. Sonra da yemede yanında yattı. Oh. Abi yapma. Bir arabayı değerinden fazla bir fiyata satma. Milletin vebaline girme bence. Oğlum ne alakası var vebaline şimdi? Millet kalkıp neredeyse 50 yıllık Şahin'e 30 bin TL veriyorsa bizim ne suçumuz var? Hı? Abi suç onların değil ki. 50 yıllık arabaya 30 bin TL'yi vermek zorunda bırakan uyanıkların suçu. La oğlum sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun? He? Kimsin oğlum sen? Hakikaten kimsin lan sen? Abi ben iş başvurusu için gelmiştim. Kapının açık olduğunu görünce geçtim oturdum. 2 üniversite bitirdim ama maalesef atanamadım. Siz de öyle sorular sorunca düşüncelerimi söylemek istedim. Ama bu yaptığınız çok yanlış. Yazıktır, günahtır, yapmayın abi. Ula da yürü git, yürü git lan! Ben de karşıma almış adam diye sayıyorum, konuşuyorum. Yürü git lan, sizi! Tamam, tamam giderim abi. Ama sen de şunu bil ki bu yaptığın hiç doğru değil. Ula oğlum doğru yanlışı senden mi öğreneceğim? Yürü git lan! İyi, iyi abi öyle olsun. Sen de sürekli telefon operatörlerini arayıp telefonun bozuk mu diye sorup durursun artık. Lan yürü git! Kalkmış bana akıl veriyor. 2 üniversite bitirip işsiz kaldım belli belli. Fırsatçı olacaksın oğlum, fırsatçı. Ne yani? Gerçekten telefonun bozulmuş. Onun için operatörü arıyor olamaz mı? He? Allah Allah. Aha, vallahi sonunda telefonum çaldı. Alo? Ben galerici Bilo. Nasıl bir araba lazımdı size? Abi traktörün siparişi vermiştiniz. Traktörünüz su altında olsun, su altında olsun. Ney?